Merhaba, hoş geldiniz. Sesli navigasyon ETS2'de nasıl açılır bunu göstermek istiyorum. Gayet basit. Bunun için arkadaşlar öncelikle seçenekler tuşuna tıklıyorsunuz. Daha sonrasında ise sese tıklayın. Birazcık aşağıya gelin abi. Bakın sesli navigasyonu etkinleştir var. Sesli navigasyonu etkinleştir yazısının yanındaki tiki işaretliyorsunuz. Öncesinde tabii ben işaretlediğim için ben de seçili. Sesli navigasyonu kullanmak gerçekten çok faydalı oluyor. Çünkü bazen navigasyonu takip etseniz bile yolunuzu şaşırabiliyorsunuz. Sesli navigasyonu kullanmak bu açıdan gerçekten çok faydalı. Yanındaki tiki işaret ettikten sonra bakın iki çeşit ses var. Türkçe Zeynep veyahut da Türkçe Emre. Bunlardan birini seçebilirsiniz. Ben bunları sesini size dinlettireyim. Örneğin Türkçe Emre'yi dinleyelim. İyi seferler. Şimdi de Zeynep ablamızı dinleyelim. İyi bir sefer oldu. Evet. Tabii ki ben Zeynep'i seçtim. Dileyen burada istediği seçimi yapabilir. İşte sesli navigasyonu etkinleştirmek bu kadar basitti. Ve videomuzu hemen kapatmayalım. Birazcık da şöyle mini bir sürüş yapalım. Birkaç dakika. Daha sonrasında videomuzu kapatalım. Videomuz çok kısa olmasın. Yağmur başlamış. İlk bölümde aracımın içini göstermiştim ama tekrar göstereyim ben size. Şöyle yanımızda bir misafirimiz var. Altlı üstlü iki tane yatak mevcut. Galerideki DAF'ın son model kamyonunu kullanıyorum. İşte Coca-Cola'mız var, peçetemiz var. Şurada Ay Yıldızlı. Bir tane güzel bir bardağım var. Eti, petipör bisküvi var. İşte Toblerone, çikolata, Snickers falan filan. Şu ön tarafta da direksiyonu önünde de tabii dışarıdan gözüküyor. Sinoplu abi. Daha doğrusu Sinoplu abi uzun geldi. Yetmedi de Sinoplu yazısı yazdım mecburiyetten. Dışarıdan göstereyim size. Dörtleri de yakalım. Hatta şu sıfır kameraya geçeyim de daha yakından göstereyim kamyonu size. Evet, Sinoplu yazısı yazdım. Direksiyonumun önüne. Şöyle güzel DAF'ın galerideki en güzel, en pahalı kamyonu. DAF XF modeli. Şöyle bakın. Bu arada mavi yaptım. Trabzonsporlu olduğum için kamyonun rengini. Işıklarımızı da açalım. F4'e tıkla. Zaten hepsi de seçiliymiş. Şöyle bakın. Tepe lambamız da var. Gayet güzel, hoş bir kamyonumuz var. Birazcık sürüş yapalım abi. Daha sonrasında videomuzu tamamlarız. Şu anda serbest sürüş yapıyorum birkaç dakika. Bir yere bir yük götürdüğüm yok. Ayrıca müsait bir yere çekip videomuzu tamamlarız. FPS'me bakıyorum da FPS'm 20'ler civarında. Tabi havanın ve yolun durumuna göre 20 ila 17 arasında değişiyor arkadaşlar. Seni geçelim mi abi?
Grafik ayarlarımı da göstereceğim bir dahaki videoda size. ETS2 hakkında aklımıza ne gelirse bütün videoları çekeceğiz. Böyle kısa kısa oyunlar oynayacağız, seferler yapacağız. İşimiz gücümüz ETS2 abicim. Bu arada frene fazla dokununca araba istop etti. En yüksek grafikte oynuyorum. İşte 1920 çözünürlükte oynuyorum daha doğrusu. Fakat grafik ayarlarım orta. En yüksek ayarı aldığım zaman maalesef FPS anlamında istediğim verimi alamıyorum. Aslında PC'm fena değil. Yani Intel i5 işlemcim var. 16 GB RAM'im var. 8-8-2 tane. Ve aynı zamanda Nvidia 4 GB ekran kartım var. Buna rağmen FPS'de henüz istediğim sonucu alabilmiş değilim abi. Yolda güzelmiş. İleride FPS ayarları nasıl artırabiliriz onları göstereceğim. Tabii hem kendim uygulayacağım hem de sizlerin de istifade etmesi için, faydalanması için tabii ki bununla alakalı videolar da atacağım. Seviyorum ben ETS2'yi ya, dinlendiriyor beni, sakinleştiriyor. Sanki bambaşka dünya, farklı bir dünya gibi. Dünyanın stresinden, sıkıntısından bir an önce hani bir yarım saat, bir saat neyse ya uzaklaşmış oluyorum ya. Kafa dinliyorum abi. Sizlerle konuşmayı seviyorum. İnanın takipçi sayım hiç önemli değil. Şu kadar kişi takipçi etmiş, bu kadar kişi izlemiş. Ben sizlerle sohbet etmek için bu kanalı açtım. Yoksa diğer bir yönde bakmıyorum yani. Kafa dinlemek için oyunu oynuyorum ve oynadıkça da sizinle paylaşıyorum. Oyunu mouse'la oynuyorum arkadaşlar. Mouse'la alakalı da videolarımız olacak. Mouse'la oynamanızı tavsiye ederim gerçekten. Klavyeyle oynamak elbette daha zor. Şuraya çekebilecek miyiz abi? Tamam, aracımızı buraya çekelim. Videomuz fazla uzamasın. Konumuz zaten sesli navigasyon nasıl açılır idi. Ha, şu anda sesli navigasyonu duymamış olabilirsiniz. Yani serbest sürüş yaptığım için sesli navigasyon sadece yük aldığınız zaman çalışıyor arkadaşlar. Serbest sürüş yaptığınız zaman sesli navigasyon çalışmaz. Yük aldığınız zaman çalışmaya başlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok daha güzel videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.